Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda 9. sınıf tarih dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlığı yapacağız birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Videonun açıklama kısmına örnek tarih yazılımımızı PDF olarak bırakıyorum. Ayrıca 9. sınıfın diğer yazılı hazırlık videolarının linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Onları da izleyebilir ve yazılı hazırlığımızı da tamamlayabilirsiniz. Yazılımız örnek map formatında olacak. Yani yeni map formatında. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı artık 1. dönem 1. yazılar bu şekilde yayınlasın diye bir format var. Klasik sorulardan oluşuyor. Çıkarım, anlama dayalı sorular. Bizimkiler de aynen o şekilde olacak. Yani size direkt tanım sormayacağız da tanımı vereceğiz, anlamını soracağız gibi. Şimdi sorularımıza bakalım, daha iyi anlayacaksınız sorular üzerinden. Evet, daha önce ne derdik size? Tarih olay nedir? Tarih olgu nedir? Örnek veriniz derdik. Bu kez tarih olay ve olgunun tanımını bizler veriyoruz. Evet, tarih olay ve olgulardan meydana gelmektedir. Bir zaman dilimi içinde meydana gelen olaylara biz tarihi olay, bu olayların uzun zaman içinde kanunlara dönüşmesi, yeni bir hal alması ve insanları etki etmesine tarihi olgu denir. Demişiz ve buna 3 örnek istiyoruz. Şunu da tanımlamak istiyorum. Şimdi tarihi olayların belli bir zamanı vardır arkadaşlar. Yani mesela 1905 Çanakkale Savaşı dersin. Çanakkale Zaferi'nin tam tarihini söylersin. Yani tam olarak tarih vardır tarihi olaylarda. Tarihi olgu ise tarihi olayların bir araya gelerek oluşturduğu ve belirli bir zaman dilimine yayılan süreçtir diye tanımlayalım. Devam edelim. Mesela tarihi olay. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, İstanbul'un fethi, Sarıkamış Harekatı hepsinin net tarihi bellidir. Olayların günü vardır. Tarihi olgu milliyetçilik akımının yayılması. Milliyetçilik akımı hangi gün yayılmıştır? Bir günde mi yayılmıştır? Hayır, bu bir süreçtir. İslamiyet'in yayılması, Anadolu'nun Türkleşmesi bunlar ise tarihi olguya örnek olarak verilebilir. Yukarıdaki parça neyin kanıtı olabilir? Parçamıza bakalım. Gökçeada'da Avrupa tarihini değiştirecek buluş. Evet, Avrupa tarihini değiştirecek buluş. Başlık önemli. Gökçeada'da yapılan kazılarda Neolitik çağa ait bina kalıntısı bulundu. Bu buluntu Avrupa tarihini baştan sona değiştirebilecek öneme sahip. Adadaki yaşamın 8500 yıl öncesine kadar uzandığı kanıtlandı. Böylece Doğu Ege adalarının bilinen en erken yerleşme olduğu kanıtlanmıştır. İlk tarımcı toplulukların Anadolu'dan Avrupa'ya yayılımı ile ilgili görüşleri değiştirebilecek bir bilgidir. Şimdi ne anlıyorum? Ben şunu anlayayım. Bir tane tarih kalıntı bulunmuş. Eskiden ilk tarımcı toplulukların Anadolu'dan Avrupa'ya yayıldığını inanılırken şimdi bu bilgi değişebilirmiş ve bu bulunan buluntuyla birlikte Avrupa tarihi baştan sona değişebilirmiş. Sürekli ben değişim bunu algılıyorum. Bu parça neyin kanıtı olabilir o zaman? Ortaya çıkan yeni bulgu ya da belgelerin mevcut tarihi bilgiyi değiştirebileceğinin kanıtı olabilir. Evet, bu bilgilerde tarihin hangi yönleri vurgulanmaktadır demişiz. Bilgilere göre hareket edeceğiz. Tarih, toplumların aralarındaki anlaşmazlıkları barış yoluyla çözmelerine katkıda bulunur. Günümüz idarecilerine örnek olarak onlara katkıda bulunur. Vatan ve millet kavramlarını özümsetir ve toplumda milli birlik ve beraberlik duygusunu geliştirir. Şimdi anlaşmazlıkların barış yoluyla çözülmesi uzlaştırmacı tutumunu gösteriyor. Günümüz idarecilerine örnek olunması derken geçmişten birine örnek alıyorsanız geçmişte bir olay olmuş ve ona örnek alıyorsunuzdur. Geçmişten ders alınmasını diyebiliriz. Ayrıca yine anlaşmazlıkların çözülmesinden sorunlara çözüm getirmesini de kastedebiliriz. Ve diyor ki toplumda milli birlik ve beraberlik duygusunu geliştirir. O zaman birleştirici unsuru vurgulanmaktadır diyebiliriz. Bu durum tarihin hangi özelliklerini desteklemektedir? Tarih, insan topluluklarının geçmişteki her türlü faaliyetini inceler ve arkeolojik araştırmalar her geçen gün geçmişe ait buluntuları gün ışığına çıkarmaya devam eder. O zaman ne diyebiliriz? Bakın, her geçen gün geçmişe ait buluntular gün ışığına çıkmaya devam ediyorsa, yani devam eden bir süreç varsa bu durağan değildir, durağan olmamasını destekler. Ve yeni bilgiler ortaya çıkıyorsa elde edilen bilgilerin güncellenmesi diyebiliriz. Sonra bakın, arkeolojik araştırmalardan yararlanıyor diyoruz. Arkeoloji tarihin alt bilim dalıdır. Yardımcı bilimlerinden yararlanıyor diyebiliriz. Pardon, yardımcı bilim dalıdır. Arkeoloji biliyorsunuz ırk bilimi ve tarih bilimine yardım eden bir bilim dalıdır. Ve ne diyebiliriz? Geçmişe ait buluntuları çıkarmaya devam ediyor. Geçmişteki her türlü faaliyeti de inceliyor. Araştırma alanının geçmişle sınırlı olmaması özellikleri arasındadır deriz. Bu durum neye engel olmaktadır? Hititlerde devlet yönetiminde pan kuşatlı bir soylular meclisinin varlığı görülmektedir. Bir meclis olduğu için tanrı kral eğilimi engellenmiştir.
Şimdi bize bir durum vermiş. Bu neye kanıttır diyor. Yunanistan'dan Batı Anadolu'ya göç eden toplumlar İonya denilen bölgede İzmir, Efes, Milet, Foça, Bodrum gibi ayrı ayrı şehir devletleri kurdular. Şimdi göç eden toplumlar ayrı ayrı şehir devletleri kurdularsa bu toplumların arasında siyasi bir birliğin olmadığını kanıt olarak gösterilebilir diyebiliriz. Bu durumda etkili olan faktörleri yazınız. Mezopotamya ile Anadolu arasında ilk çağda var olan ticari ilişkiler orta çağda Türkiye Selçukluları döneminde devam etmiştir. Bu durumda etkili olan faktör nedir? Şimdi iki bölge arasında ulaşım kolaylıklarının olması ilk çağda ve orta çağda bu bölgelerde varlığını sürdüren toplumlardaki etkileşimin, ticari ilişkilerin devamına neden olmuştur. İki bölgenin de birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak üretime sahip olması, iki bölgenin de ticaret yolları üzerinde olması ve iki bölge arasında en önemli öncülerden birisi de budur. Tarihsel gelişimin olması bu faktörler arasında sayılabilir. Bu duruma neden olan gelişmenin ne olduğu söylenebilir. Hititler döneminde Anadolu'da çok tanrılı bir din anlayışı hakim olmuş ve Anadolu'ya bu dönemde bin tanrı ili denilmiştir. Bu gelişme çevre kültürlerin tanrılarına da inanmalarından kaynaklanmıştır. Verilen bu bilgilere göre ziguratlar hakkında ne söylenebilir? Şimdi bir bilgi verilmiş ama zigurat deyince aklınıza gelen şeyin tapınak olması gerekiyordu. Ziguratlar tapınak amacıyla oluşturulmuştur. Mezopotamya'da görülen ziguratlar tahıl ambarı, gözlem evi gibi işlevlerin yanında ilk dönemlerde okul olarak da kullanılmıştır. Bu okullarda varlıklı ailelerin erkek çocuklara eğitim almıştır. O zaman ziguratlar tapınak olmanın yanı sıra birçok farklı amaç için de kullanılmıştır diyebiliriz. Hangi amaçla kullanılmışlar? Bakın, depo olarak kullanılmış, gözlem evi olarak kullanılmış, eğitim yeri olarak kullanılmış. Bu bilgiler doğrultusunda yaptığınız çıkarımları yazınız demiş. Bir bakalım bilgilerimize. Sümerler'de tapınaklara teslim edilen tarım ürünleri, satılan ve satın alan her türlü ticari mal, rahipler tarafından kil tabletleri üzerine resimler ve işaretlerle kaydedilmiş. Bir kere alın ürünlerin kaydedildiğini öğreniyoruz. Bunun rahipler tarafından yapıldığını öğreniyoruz. Ve zamanla bu resim ve işaretlerin heceye dönüşmesiyle yazı ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda yazının nasıl ortaya çıktığını da öğrenmiş olduk. Evet, yazının ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıktı. Evet, ne olmuş? Bunları kaydetme ihtiyacı güdülmüş. Bunun için bazı resimler ve işaretler kullanılmış ve bunlar zamanla heceye dönüşmüş. Yazı ortaya çıkmış. Yani Sümerler'de yazı bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Tapınaklar sadece dinsel amaçlar için kullanılmadığında evet. Bakın, tapınaklara teslim edilen tarım ürünleri kaydedilmiş deniyor. Dolayısıyla tapınaklar sadece dinsel amaçlar için kullanılmamış. Aynı zamanda tarım ürünlerini depolamak amacıyla da kullanılmış. Tarım ürünlerinin ve ticari malların kaydını din adamlarının tutun. Evet, rahipler tarafından yapıldığı belirtilmiş. Yazının ortaya çıkmasının belirli bir birikiminin sonucunda gerçekleştiğine, evet, bunu zaten son cümleden çıkarabiliyoruz. İlk öncülümüzde de bunu belirtmiştik. Anlatılanlara göre Babil, Pers ve Medlerin gücünün kaynağını oluşturan unsur nedir? İmparatorluk hükümetlerinden olan Babiller, Persler ve Medler ilkelerini o zamana kadar görülmemiş büyüklükteki ülkeler üzerinde ve uzun zaman boyunca uyguladılar. Bu yoldaki başarılarının başlıca nedeni büyük ülke yöneticilerinin küçük rakipleri karşısında sahip oldukları güçlü ordularıydı. O zaman bunların gücünün kaynağını oluşturan unsur silahlı güç diyebiliriz. Küçük rakipleri karşısında sahip oldukları güçlü orduları diye çok net bir ifade var. Yalnız bu bilgilere göre Yunan uygarlığı ile ilgili ne söylenebilir? Yunan uygarlığında bayramlarda ve kutsal günlerde tanrıları memnun etmek için ilahiler okunur, müzikli dersler yapılır ve çeşitli spor gösterileri düzenlenirdi. Örneğin bu tarz faaliyetlerin en kapsamlı ve önemli olanı olimpiyatlardı. Tüm Yunan topluluklarını bir araya getiren bu şölen ya da toplantılar Yunan topluluklarının kültürel açıdan da bütünlük göstermesine ortam hazırlamıştır. Bununla ilgili ne söylenebilir? Şimdi politeist anlayış benimsedin diyebiliriz. Politeist nedir? Çok tanrıcılık. Arkadaşlar, kutsal günlerde tanrılarını memnun etmek diyor. Çoğulluk olduğu için politeist anlayış benimsediğini buradan çıkarabiliriz. Spor ve müzikle ilgilendiklerini diyebiliriz. Bakın, müzikli dersler yapılır, çeşitli spor gösterileri düzenlenirdi ifadesinden bunu çıkardık. Yunanistan'da siyasi birliği kuramadığına diyebiliriz. Bunu nereden çıkardık?
Yunan, bakın son cümleye, Yunan topluluklarının kültürel açıdan bütünlük göstermesine ortam hazırlamıştır derken Yunan toplulukları diyor. Yani Yunanistan, yani Yunan tamamen demiyor. Topluluk dediği için siyasi birlik kurulmadığını anlarız buradan. Kültürel olarak kaynaşmış bir toplum olduğuna değinebiliriz. Evet, tüm Yunan topluluklarını bir araya getiren bu Şölenya'da toplantılar kültürel açıdan da bütünlük gösterme ortam hazırlamıştır derken bunu bu cümleden çıkarabiliriz. Evet arkadaşlar, yazılı hazırlığımızı burada tamamlıyoruz. Hepinizin sınavında başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.